Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, çok değerli Ulusal Radyo dinleyicileri. Bu güzel bayram gününde kiminiz belki yollarda, kiminiz belki bir dost ziyaretinde, kiminiz sevdikleriyle kucaklaşırken, kiminiz de çalışma yoğunluğunun, yorgunluğunu üzerinden atarken biz burada çok değerli sanatçımız Sümer Ezgü ile çok kıymetli bir sohbet, çok kıymetli bir bayram sohbeti yapacağız. Ve yurdumuzun ezgileri bize yoldaşlık edecek. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bize bu dar zamanlarınızda, bu yoğunluğunuz arasında vakit ayırdınız Sayın Sümer Ezgü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de bizi izleyen herkesin bayramını kutluyorum. Bayramın sadece bizlere değil, bu coğrafyaya değil, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara iyilik getirmesini diliyorum. Barış getirmesini, güzellik getirmesini diliyorum. Iğdırın al alması, ay balam, yemeye bal alması. Iğdırın al alması, ay balam, yemeye bal alması. Yar gelenden sonra yaramın sağalması. Ölürem, ölürem yar, ölürem yar, ölürem yar yar. Ay balam ay, sevirem yar, sevirem yar, sevirem yar yar. Iğdır'dan alma aldım, ay balam, yarimi yola saldım. Iğdır'dan alma aldım, ay balam, yarimi yola saldım. Sen gidenden sonra ayva gibi saraldım. Ölürem, ölürem yar, ölürem yar, ölürem yar yar. Ay balam ay, sevirem yar, sevirem yar, sevirem yar yar. Yürüdüm yavaş yavaş, ayağıma değdi taş. Yürüdüm yavaş yavaş, ayağıma değdi taş. Senden bana yar olmaz Ayça, gel o ahbacı kardeş. Senden bana yar olmaz Aycan, Aycan, gel o ahbacı kardeş. Benim balam kime neyler, körpe balam kime neyler. Benim balam ay balam, ay körpe balam ay balam. Benim balam ay balam, ay can ay can, körpe balam ay balam.
bizim yaylalarımızın menevşesi top biter. Arasında da yeşil türlü ot biter, ot biter. Haydin arkadaşlar da buradan gidelim. Yörükte Türkmen yaylasına gülüm geze gidelim. Gidelim kuyu dibi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur, neçen anayı babayı yer kokusu başka olur. Kuyu dibi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur, ana baba var emme yer kokusu başka olur. Yaylalardan ovalara ayarimin de gel. Yaylalardan ovalara ayarimin de gel. Yayan değil gıratına acanım bin de gel. Yayan değil gıratına acanım bin de gel. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gali sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, okucudan yazı geldi. Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gali sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday saman geldi. Komşu köyden imam geldi, hadi gali sen de gel. Hadi gali, hadi gali, hadi gali sen de gel. Tarlalarda ayrık otu ayarim yolda gel. Tarlalarda ayrık otu ayarim yolda gel. Sarı inek kayıp oldu acanım bulda gel. Sarı inek kayıp oldu acanım bulda gel. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gali sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, okucudan yazı geldi. Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gali sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday saman geldi. Komşu köyden imam geldi, hadi gali sen de gel. Hadi gali, hadi gali, hadi gali sen de gel. Hadi gali, hadi gali, hadi gali.
sen de gel. Evet, Anadolu'muzun önemli değerlerinden Usta Hamit Çine'yi de anmış olduk. Evet. Bu en son üç telli eşliğinde evet. söylediğiniz türküyle hadi gari sen de gel evet. dedik. Gerçekten o yörenin kıvraklığını, evet. o kucaklayıcı tarzını da çok güzel ifade eden bir türkü. O keçilerin hoplamalarını hissettik değil mi? Şeyde, evet, türkünün evet. ritminde. O yayla havaları bunlar, yörük havaları tabii. Tabii bu göçer toplumun, göçebe yaşayan insanların enstrüman olduğu için küçük, güçük böyle heybesine koyuyorlar, buradan çıkarıp çalıyorlar. Yörükler hakkında aslında güzel şeyler söylenebilir. Bir yörük ailesi yüzlerce, binlerce hayvan besliyor. Evet. Yani yörükler dağları üretim için kullanıyorlar. Aslında ülke ekonomisi için çok değerli evet. yörükler. Ama yerleşik yaşama zorlandıkları için bu hep böyle olmuştur. Osmanlı döneminde de öyle. Hep yerleşik yaşama zorlandılar. Şimdi de yani o yörük yaşamı bitiriliyor. Ben ne bileyim bu aslında bu yörük ailelerin yaşamlarının sürmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hayvancılık açısından ülke ekonomisine büyük katkısı var. Bir aile dediğim gibi binlerce hayvan besliyor yani. Keçi besliyor, koyun besliyor. Bir de yörükler doğa severdir. Çünkü o dağlar, o yaylalar onlara gerekli. Hayvanların işte o çimlerde hep dolaştırdıkları için yeterince tüketirler. İhtiyaçları evet. kadar tüketirler. Evet. Bugünün değer yargılarına göre de doğa severdir evet. yörükler. Yani çünkü kentlerdeki o tüketim olmadığı için şey hmm. diyebilir miyiz onlara? Yani doğanın devir daiminin bir parçası, tabii, parçası hala. Yaşamak zorundalar, evet. yaşatmak zorundalar. O doğayı yaşatmak zorundalar. Bir de barış severdir yörükler. Öyle kavga dövüş istemezler. Hayvanları böyle işte yerleşik köylülerin bahçelerine, bağlarına falan girdiği zaman neyse hemen tazmin etmek isterler. Yani o mahkemeymiş, kavga uğraşamazlar. Çünkü hayvanlarıyla göçe devam etmek zorundalar. Refleksleri hemen işin çözülmesinden yanadır. Yani olayların üzerine gidip kavga çıkarmazlar. Aksine bugünün gene değer yargılarına göre barış severdir. Yani yurtta sülh, cihanda sülh. Evet. Atanın çok güzel bir sözü var biliyorsunuz. Toroslara çıkın diyor. Bir tane yörük çadırı görüyorsanız ve de dumanı tutuyorsa korkmayın diyor. Bizi dünyada hiçbir millet diyor alt edemez diyor. Evet. Yani yörüklerin yurt sevgisi de evet. burada evet. ifade buluyorsunuz. Yani yurt sevgisi söz konusuysa da ben ne bileyim hemen atılıyorlar. Evet. Şimdi tabii Fikret Baba'nın da deyimiyle avaz avaz söylenen ha. türküler eşliğinde biz bir bayram söyleşimizi sürdürüyoruz. Çok evet. da keyif duyuyoruz. Gerçekten değerli dinleyenlerimiz, değerli izleyicilerimiz türküleri ve Anadolu kültürünü soluduğumuz ortamları ne kadar daraltmaya çalışsa da sistem, bunu tabii genel tabiriyle sistem olarak ifade ediyoruz ama biz bir o kadar işte bu değerlerimize sarılacağız. Yani çünkü bu gök, soluduğumuz hava gerçekten o değerleri ihtiva etmeli ki biz geleceğimize aktaralım. İşte bu emperyalizm diyorlar ya, emperyal sadece parasal anlamda değil, kültürde de ablukaya alıyor sizi. Evet. Yani televizyonlarınızı satın alıyor, müzik türleri tek yanlı bir müzik bombardımanı oluyor. Kendi mesela ben MESAM yönetim kurulunda da 2 sene çalıştım. MESAM üyesiyim aynı zamanda. Bizim yerli eserlerimizin varlığı için o kadar çaba sarf ediyoruz ki. Ama o dünyanın 5 büyük majör yapım şirketleri öyle ele geçirmiş durumdalar ki yani onların amacı aslında temsilcileri aracılığıyla ülkede kendi müziklerinin satılmasının pazarlanmasının artması çabaları o. Yoksa bizim yerli müziğimiz dünyanın büyük 5 majör büyük firmasını niye ilgilendirsin ki? İlgilendirmez. Biz yerli firmalar ayakta durma çabası içinde oluyoruz. Hı hı.
Yerli müziğimizin ayakta durmasının çabasındayız. Ama bakıyorsunuz farkında olarak ya da olmayarak ekranlarda bizim kültürümüz hemen hemen yok. Gerçekten yok. Bu yanlış bir şey. Yani bugün toprak savaşı veriyorsak, ülke bütünlüğünün savaşını veriyorsak, kültür bütünlüğünün de savaşını kesinlikle vermeliyiz. Bunun için önce müzik öğretmenlerinden başlayacağız. Müzik öğretmenleri tek yanlı yetiştirildi. Türk Müziği Konservatuvarı 1975'lerde açıldı. Müziğimiz sokağa bırakıldı. Müzik öğretmenlerimiz kemal çalar, piyano çalar, bağlama çalamaz çoğunlukla. Özel ilgisi yoksa çalamazlar. Bu yeni yeni işte aşılmaya çalışılıyor. Yani piyano ne kadar temel bir sazsa bence bir müzik öğretmeninin bağlamayı da öğrenmesi lazım ki çocuklarımıza öğretsinler. Mesela bizim sanat akademimizde dil, din, ırk, müzik türü, cinsiyet farkı yok. Yani buraya piyano da çalmaya gelecek çocuklar, bağlama da çalacaklar. Sipsi öğrencilerimiz var bizim, gitar da çalacaklar. Yani bu iş böyle bir şey, bir bütün. Ama ülke kültürünün yaşaması için mutlaka müzik öğretmenlerinden başlayarak okullarda bu işin eğitimini vermeliyiz, müzik derslerinde. Bakın işte özellikle de ben bunu açıkça da söylemeliyim yani. Atatürkçü olduğunu söyleyen okullara bakın. Piyano kulübü vardır. Gitar kulübü vardır. Ondan sonra keman kulübü var. Bize ait bir şey var mı? Akıllarına gelmemiştir. Bağlama akıllarına. Oysa Atatürk yerlidir. Yani Atatürk evrensel olduğu kadar yerli bir liderdir. Kendi kültürünü önemseyen bir insandır. Ama demek ki onu da kavrayamıyoruz. Okullarımızda yönlendirmesi lazım. Müzik öğretmenlerinin, idarecilerin, okul patronlarının, devlet okullarının yönlendirmesi lazım. Yani piyano gibi, keman gibi bağlamanın da bizim öz sazımız, bu halkın öz sazının da çocuklarımıza öğretilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Hemen siz bunu anlatırken bir albümünüz geldi aklıma. Çocuklarla bir albüm evet yaptınız. İşte evet. Türküler okuttunuz tabii çocuklara. Tekirdek'ten başlamalı. Evet. Sümer Özgür'e Süper Çocuklar. Evet. Bir şey kurmuştuk. Çocuklardan oluşan bir ekip kurduk. Bir devlet okulu, bir kardeş okulu, özel okul. İkisine 12 kişilik bir çocuk grubu. Benim oğlum da vardı. Çünkü yani mevcut kültürde onun yaşamında da Türklerin eksik olduğunu gördüm ben. Justin Bieber, Hannah Montana, One Direction gibi albümleri sürekli dinliyorlardı. Tabii ki dinlesinler ama tek yanlı beslememeleri gerekiyor. Yani bir basketbol öğretmeninin, bir beden eğitimi öğretmeninin sadece basketbol öğretmesi gibi bir şey olamaz. Yani voleybolu bilmiyorum ben. Olmaz. Voleybolu da bileceksin. Basketbolu çünkü beden eğitimi öğretmeni. Bir müzik öğretmeni dolayısıyla bu bağlamayı da çalacak, piyanoyu da çalacak ve çocuklara da onu öğretecek. Bu eksikliği hissettiğimiz için kurduğumuz grupla nedir bu çocuklar bir şeye üye olmanın özlemi falan yapıyor böyle bir şey aidet duygusuna ihtiyaçları var. Peki o zaman biz de rock altyapıyla işte üzerinde sipsi, cura, bağlama, zurna gibi sazlarla türküleri okuduk orada. Tintin Tinimin Hanım gibi tekerlemesi olan Leblebi Koydum Tasa, Horozumu Kaçırdılar gibi böyle Hopa Şina Şinanay. Bunları düetler yaptık çocuklarla. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na ben bu projeyi verdim ve Sümer abiyle Türküler projesi olarak okullara önerdiler. Böyle çocuklar işte okullarda toplu alıyorlar. Sonra topluyorlar işte amfide falan topluyorlar çocukları. Onlarla biz böyle alkış oyunları yapıyoruz. Hey hey çekiyoruz falan Anadolu ritimlerini çalışıyoruz. Sonra türkülere bağlıyoruz. Hadi çocuklar disko saati diyoruz. Ondan sonra müzikler giriyor. Bütün okul yani ayakta işte hademesinden tutun, okul müdüründen, ben ne bileyim çocuklar, şoförler, herkes aşçı başı falan, herkes salonda ayakta. Ve unutamayacakları bir müzik dersi yaşıyorlar. Zenginlik yani bu tür aktiviteler çok çocuklar için güzel oluyor. Ben de bunları yapmaya çalışıyorum işte. Evet. Ya burada şimdi tabii günden güne yitirdiğimiz değerler de birbirine ekleniyor. İşte bu kültürün taşıyıcıları, yeri gelip kendi alanlarındaki yaratıcıları. Ama bir taraftan da arkadan gelen bir nesil var. Şimdi şey demek istemiyoruz. Yani 3-5
kişi kaldık, türkü diyenler demek istemiyoruz. Bu kültür taşıyıcılığını yani ne boyutlarda sürdürebiliyor yani şimdi, yeni nesil? Şimdi internet var tabii. Mümkün oldukça o tarafa yüklüyoruz. O büyük bir hazine. Dünyanın her yerine hitap ediyorsunuz. Dünyada etnik müzik çok değerli. Yani etnik değil, o halkların müzikleri, o Türkiye'ye gelen turistler bizim apartmanlarımızı çekmiyorlar. Onlar işte boyacıyı çekiyorlar, geleneksel bir evi çekiyorlar. İşte geleneksel bir döner çekiyorlar falan, lokantayı çekiyorlar. Yani biz de Mısır'a gittiğimiz zaman piramit çekiyoruz. Yani bu böyle. Bunu fark etmek lazım ve dünyada bu tarz müzikler çok değerli. Bir etnik müzik pazarı var, çok değerli. Mesela benim gittiğim Almanya'daki Fulda Festivali Avrupa'nın en büyük rock festivaliydi. Ama etnik yapılar vardı. İşte o, bir sürü yabancı müzisyenin içinde ben de tamamen doğaçlama müzik yaptım ve Türk melodileri yaptım. O böyle hayran kalıyorlar, o gırtlaklara falan hayran kalıyor. Çok değerli onlar için. Biz de bunun farkında olmalıyız. Ancak şunu diyebilirim, gençlerde artık çok iyi bir kesimde var. Hani dönüp aslında rücu eder ya her şey, Kürtçü dükkanına dönersiniz. Bu yaşandı yani işte hep ritim, eller havaya, eller havaya bu yaşandı ama öyle bir genç kesim var ki bu çocuklar artık bir kere güzel enstrüman çalıyorlar, müzik bilgileri de güzel. Ve türkülere sahip çıkıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çok umutlandırıcı. Evet, evet. Çok güzel. Onun peşine gitmeye araştırmacılar var. Mesela biz köylere giderdik, derlemeler yapmaya giderdik. Bakıyorum şimdi genç çocuklar almışlar ellerine o artık cihaz sorunu da küçük aletlerini ama güzel kayıtlar yapılıyor. Böyle köylüleri çekiyorlar. O hormonsuz müzik yapan o yaşlı insanları, köy kadınlarını, delbekçi kadınları çekiyorlar falan. Oradan ilham alıp onların müziklerini yapıyorlar. Yani biraz değer artık fark edilmeye başlandı galiba. Her ne kadar ekranlarda, bırakın türkü programını, müzik programı olmasa da, ekranlarda sadece diziler var biliyorsunuz. Evet. Toplum, halkımız tek yanlı besleniyor. Haberler başlıyor, haberlerden sonra diziler. Böyle. Bakıyoruz. Uyuyoruz. Ondan sonra uyanıyoruz. Ertesi gün dizileri konuşuyoruz yine. Şu dizi çok reyting almış. Herkes uzman oldu artık. Şu dizi kaldırılmış. Yeni bir dizi başlıyormuş. Başka bir konu yok. Ama işte hep diyorlar ya, Yugoslavya parçalanırken biz evde dizi izliyorduk. Diyorlar. Yani biraz İçini doldurmamız lazım. Televizyonculuğunda içini doldurmamız lazım. Müzik programları. Bana söylüyorlar, Sümer Bey niye müzik programı yapmıyorsun? Nasıl yapalım? Nerede yapalım? Müzik programı yapacak yer yok ki yani. Tamamen televizyonlar tek yanlı işgal edilmiş durumda. Kadın programları, kavgaya şey yapan. Yani bir de şu var, acının, toplumdaki acının, çaresizliğin şovu yapılıyor televizyonlarda, bu programlarda. Ondan sonra çok uzun diziler, geceyi kaplayan diziler ve star yarışmaları. İşte Survivor tarzı yarışmalar. Yani bunların dışında renklere ihtiyaç var. Müziğin olmadığı bir televizyonculuk renksiz bir toplum yaratır. Rengi olmayan toplumda daralır, bakışı daralır. Yani iç dünyası kararır, gaddar olur. Savaş coğrafyasına bakın, sanat düşüktür oralarda. Bakın işte Orta Doğu'ya insanlar birbirini kesiyorlar yani. İki tarafta birbirini kesiyor ve son derece gaddar. Yani bu coğrafyada bakıyorsunuz zavallı bir eşeği uçurumdan aşağı tepiyor, itiyor. Niye tepiyorsun bu eşeği? Niye öldürüyorsun uçurumdan aşağı? Ya da köpeği boğazından asmış böyle vura öyle. Niye yapıyorsun bunu? Yani böyle şey olur mu? Çünkü sanat düşük, gaddar. Yani kalpler gelişmiyor, katılaşmış. Bir toplumda ne kadar sanat gelişirse o kadar insanlaşır. O kadar başkasına, bu gerek insan olabilir, gerek doğa olur. Doğanın bir parçası, bir hayvan olur. Başkasına güzel bakar.
Sanat insanların ruhunu geliştirir. O açıdan sanat yaşamak, yaşatmak zorundayız. Müziği yaşatmak zorundayız. Sadece popülist mantıkla, reyting amaçlı ya da daha çok para kazanma amaçlı değil de toplum sağlığı için, insanların sağlığı için sanatı yaşatmak, sanatın her türünü. Her türünü, tek yanlı değil ama tabii ki müziği de, tabii ki ülke kültürü olan türküleri de yaşatmak durumundayız. Bunu arz taleple açıklamak da mümkün değil sanırım. Şimdi işte neyin kabul göreceği konusunu belirleyen unsur nedir? Örneğin bir televizyon kanalı eğer ekranına işte bizim savunduğumuz anlamda bir program koymuyorsa, işte bu tutmuyor diyerek böyle bir gerekçenin arkasına sığınabilir mi? Vallahi ben gerek devlet kanalına gerekse birçok özel kanalda program yaptım. Yaptığım programların hepsi de çok izlendi. Yani reyting aldı bugünün deyimiyle izlendi. Çünkü gerçeği yapıyorduk. Gerçek nedir? Yani benim yaptığım müzik, müziğin gerçeği, halkın gerçek müziği. İşte çeşitli Artvin'in tulumcusunu getiriyordum. Çomak Dağı yörüklerini kadınlara getirip oynatıyordum. Kırşehir'in, Keskin'in ablalarına zurnacıları getiriyordum. Ondan sonra Kırkpınar'ın davul zurnacılarını getiriyordum. O güreşlerde peşrev yapılırken çalan grup halinde getiriyorduk. Yani böyle ya da bir barak kemancısını getiriyorduk. Ona çaldırıyorduk. Bir zeybek ekibi getiriyorduk. Bunlar halkın gerçekleri ve çok izleniyordu bu programlar. Bu eksildi bence. İnsanlar buna özlem duyuyorlar. Ben dün bir düğündeydim. Bir süreçte dans müzikleri falan yaptılar. Ondan sonra başladılar. Bizim havalara geçildi. Yani bu böyledir. Şimdi Bulgaristan'a gittiğiniz, Balkan ülkesine gittiğiniz zaman kendi havalarını çalarlar yani. Böyle eğlenirler. Yok sayamazsınız bunu. Ben ne bileyim. Yani bu televizyonlar gerçekten biraz da böyle bakmalılar. Yani ülkenin bölünmesi falan konuşuluyor ya, bunlar etkili. Yani uyutuluyoruz. Uyutuluyoruz yani. Varlığımız, bir şeyin varlığını hissederseniz kimlikli olursunuz. Yani bir ağaç gibi bu. Ağacın kökleri eğer toprakta yoksa, kurumuşsa o ağaç yıkılır. Yani bizim de köklerimiz bunlar işte. Böyle yaşatmalıyız. Yani nasıl olacak bu iş? Her birimiz işin ucundan tutmalıyız. Her birimiz. Her ailede anneler, babalar çocuklarına bunu yüklemeliler. Okullar yüklemeliler, öğretmenler yüklemeliler. Uyumayalım. Uyumayalım. Yoksa dolar yükseliverir, bir şey olur, tak göçeriz biz. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada az önce dediniz ya işte barak yöresinden kemancıyı hadi getirdim, bakalım. Ağırladım. O zaman o dolu dolu, o derin barak türkülerinden birini tamam. Sizden dinleyebiliriz. Tamam. Aman evlerinin önünde kaya delgi, hele seni gidi zalımın kızı da keklik feriyi, anam feriyi. Omuzdan omuza
Benim yavrum, garip yavrum, sarmış beni söyle de, barak kızı söyle nizi beyol nerede, gider aman aman. Amanın, 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 söyle de, barak kızı söyle Antep'e yol nereden gider aman aman. Oy, Baraklı gelin. El zannete ben deliyim aman aman. El zannete ben deliyim aman aman. Dost bağım bülbül. Dost bağım bülbülüye. Ben o yârin meftuniyem aman aman. Ben o yârin meftuniyem aman aman. Gönül sabreyle, sabreyle. Mevla'nın muradı böyle. Gönül sabreyle, sabreyle. Değerli dinleyenlerimiz, çok değerli izleyicilerimiz. Bayramda ekranlarımıza çok değerli sanatçımız Sümer Ezgü ile yaptığımız söyleşiyi taşıdık. Ama bizim için bu söyleşiden çok öte, çok dost bir sohbetti, çok dost bir muhabbetti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve son olarak bayramla ilgili dileklerini almak istiyoruz. Peki. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Aslında sadece ülkemize değil, dünyaya bayram diliyorum. İnsanlığa bayram diliyorum. Savaşların olmamasını diliyorum. Ülkemizin birliğini, Anadolu'nun birliğini diliyorum. Anadolu'dan geldik. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik. Yaylalarda yiğitlerin harman oldu, güzellerin cilvelenip kısmet buldu. Anaların yüreğinin yanık oldu. Topraktan fidan alırız, fidanda orman görürüz. Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik. Müzik
Kavimlerle biz yerleştik, et tırnak olduk, kaynaştık. Törelerle biz paylaştık, Anadolu'dan geldik. Komşusuna güvenip de kibrit vurmayan, karnı doksa aç olana lokma yollayan, misafire döşek verip kendi yatmayan, Anadolu'dan geldi. Atalara selam olsun, bozanlara kelam olsun, bu dünyaya selam olsun, Anadolu'dan geldi. Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik. Topraklarda düşman durduktan oldu. 37 cana cana kıydıktan oldu. Anadolu'dan geldik, ekmeğin peşinden koştuk, gurbetin suyunu içtik, diyardan diyara göçtük. Anadolu'dan geldik, bedel başlık parasına, güdülen kan davasına karşı çıktık hakçasına. Anadolu'dan geldik, cehaleti aşmak gerek, sırtı sırta çatmak gerek, hep ileri gitmek gerek, hep ileri gitmek gerek. Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik.